Senin ne işin var burada? Çalışıyorum. Anlamadım. Toprak Hanım bugün bizimle çalışmaya başladı. Öyle mi? Sekreter olarak mı? Hayır, mutfaktayım ben. Hayırlı olsun. Okan Bey, çay kimeydi? Yeşim Hanım. Mersi. Afiyet olsun. Siz ne içerdiniz? Ne mi içerdim? Sen biraz gelsene ben de. Ne demek şimdi bu? Açıklar mısın? Çınar, gel içeride konuşalım istersen. Toprağı işe almak çok akıllıca olmuş. Böylelikle hem kontrol altında olacak hem de ayakları yere basan bir kadın daha kolay boşanır. Daha Çınar niye gelmiş buraya? İlk duruşma 2 hafta sonra. Boşanma üzerinde konuşmak için gelmiştim. Sanırım mı? Ben size sanmanız için değil. Bana net bilgiler vermeniz için para ödüyorum Okan Bey. Bir an önce neden buraya geldiğini öğrenip bana haber verin lütfen. Nereden çıktı bu toprak? Çınar, iş aradığımı biliyordun. Niye bu kadar şaşırdın ki? İyiydi, niye burada? Neden olmasın? Çünkü sen onun müvekkilisin. Çınar, bunda bir sakınca yok ki. Okan Bey benim iş aradığımı biliyordu. Bana iş teklif etti, ben de kabul ettim. Ne yani, burada gelene geçene çay mı dağıtacaksın? Evet, çay, kahve, bulaşık, temizlik. Zaten evde de yapıyordum bunları. Değişen bir şey olmadı benim için. Bak, işini küçümsediğim için değil. Ama buna ihtiyacın yok. Çınar, benim ödemem gereken bir kira ve hayatımı geçindirmek için de paraya ihtiyacım var. İşim olmadan da param olmaz. Bence bu yeterli bir sebep. Hem artık sen toplantıya dön, seni bekliyorlardır. Ben toplantıya falan gelmedim buraya. Okan'la konuşmaya geldim. Hem Yeşim'in de burada olduğunu bile bilmiyordum. Karşılaşmanız bir tesadüf yani. Evet, tesadüf. Hatta talihsiz bir tesadüf. Neyse canım, beni ilgilendirmez zaten. Söyle ne içersin, ne yapayım sana? Toprak boşanmakta kararlı değil mi? Çünkü Çınar onu vazgeçirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Yok, Toprak Hanım'ın cephesinde herhangi bir problem yok. Ancak Çınar Bey hakimi bu evliliği istediğine ikna ederse o zaman iş biraz uzayabilir. Hakimi ikna etmek de sizin göreviniz Okan Bey. Bebeğimi babasız bırakacak değilsiniz herhalde. Ben çıkıyorum. Sen de Yeşim Hanım'la toplantını bitirdikten sonra ararsın. Dışarıda buluşur, bir yemek yeriz. Çınar, otursaydın. Bilmediğimiz bir konu değil, nasıl olsa konuşurduk beraber. Senin bildiğin bir konu değil. Ayrıca da seni hiç ilgilendirmiyor. Ben sizi arayacağım Çınar Bey. Ah,
Misafiriniz gitmedi mi hala Şeref Hanımcığım? Ben de şimdi size bakacaktım İkbal Hanımcığım. Yok, Sıtkı bahçede ya, toprağa bir başsağlığı dileyim dedi ama... ben geç gelecek dedim. Yani işin esası karşılaşmalarını pek istemedim. Siz bilirsiniz. Bir de şimdi Çınar'la boşanacaklarını da söylemedim. Yani Çınar'ın burada yaşadığını düşünürse daha iyi olur. Eğer beni bozmazsanız çok sevinirim İkbal Hanımcığım. İyi de neden Şeref Hanımcığım? Adam bir başsağlığına gelmiş neticede. Ya öyle de şimdi Sıtkı'nın sağ solu belli olmaz. Böyle deli fişek bir çocuktur. Eğer boşanacaklarını duyarsa boş hayallere kapılmasın diye. Aa, o ne demek Şeref Hanım? Toprak onunla mutlu olsaydı ayrılmazdı neticede. Öyle öyle de Sıtkı bu. Yani vaktiyle boşanmamak için toprağı çok üzdü. Ama baktı ki toprak kesin kararlı, mecburiyetten boşaldı. Yani bu adamın gelişi hayra alamet değil diyorsunuz, öyle mi? Ay, yok, öyle de demiyorum. Şimdi durup dururken kimsenin günahını da almak istemiyorum. Belki de benim hüsnü kuruntum. Ama gene de tedbir elden bırakmamak lazım, öyle değil mi? Siz nasıl isterseniz öyle olsun Şeref Hanımcığım. Anacığım niye zahmet ettin? Afiyet olsun. Toprak mı etti bunları? Bilmiyorum. Ben bildim ama. Vallahi öyle belli ki toprağın elindeydi. O bizim ufacık bahçeyi bile cennet bahçesine çevirdiydi. Remzi baban nasıl? O da yıkılmıştır havanın ölümüyle. Yıkılmaz mı çocuğum? Ne de olsa baba. Vallahi duyduğumda beynimden vurulmuşa döndüm. Hani Havva ile ölüm aynı cümlede bile yan yana olmuyor. Sanırdım ki hepimizi gömer de yine yaşar Havva. Takdir-i ilahi işte. Allah toprağı bize bağışlasın. Amin çocuğum. Nerede işe başladı dediydin? Olmazsa bir onu da ziyaret edeyim. Ay, yok, zahmet etme evladım. Ben geldiğini haber veririm çocuğum. Zahmet mi olurmuş annem? Bu koca şehirde bize bizden başka dost yok ki. Sen ver hele adresi. Ay, inan ki bilmiyorum çocuğum. Hem bak sen de iş güç sahibi olmuşsun. İşinden olmasana. Yok yok, ben çok rahatım Şeref anne. Patron bayılıyor bana. Bir ayağım hep dışarıda zaten. İyi, iyi. Allah rast getirsin. Ama inan ki adresini bilmiyorum. Hem toprağın ne zaman geleceği hiç belli olmuyor çocuğum. Neyse, dert değil. Ben sonra gene uğrarım. Bir isteğin emrin var mı anne? Sağ ol evladım. Allah yolunu açık etsin. Bak, bu benim yeni numaram. Gecede gündüzde ne zaman ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden arayın. Malum toprak şimdi boşanma arifesinde. Çınar Efendi de burada kalmıyor. Remzi babam da yok. Hani başınızda bir erkeğe ihtiyaç olursa hiç çekinmeden alo deyin, ben hemen o vakit gelirim. Eksik olma çocuğum. Yapmış kadar oldum. Ne demek annem, vazifemiz. Hadi kal sağlıcakla, toprağa da çok selam söyle. Sen eksiktin. Allah'ım ya Resulullah. Bu odada tek konuşacağımız şey başka bir alternatif olur. Kesinlikle ameliyat olmayacağım. Böyle bir seçeneğimiz olsaydı ben size en baştan sunardım zaten Zümrüt Hanım. Tamam, endişenizi anlıyorum. Ama biraz sakinleşirseniz bu ameliyatın tedaviniz için şart olduğunu anlarsınız. Asla. Ameliyat olmayacağım. Zümrüt Hanım, bu inisiyatif kullanabileceğimiz bir husus değil ki. Bakın, her şeyin bir telafisi var. Bizim şimdiki önceliğimiz bu hastalıktan kurtulmanız. Diğer alternatifleri daha sonra konuşabiliriz. Söyleyecekleriniz bitti mi doktor bey? Bu beden benim.
Hasta olan benim. Kesilip biçilecek olan da benim. Ben de istemiyorum diyorum. Ama sağlığınız... Sağlığım için yarım bir kadın olmayacağım. Göğsümü aldırmayacağım. Anladınız mı? Ayrıca ameliyat olsam bile bu hastalığın ilerlemeyeceğini nereden garanti ediyorsunuz bana? Hı? Demek aynı fikirdeyiz. O halde kararım kesin. Ameliyat olmayacağım. Her şeyin insanın beyninde bittiğini söyleriz, değil mi? Bu hastalıkta en önemli şeyin moral olduğunu söylemiştiniz siz bana. Şimdi benden yarım bir kadın olmamı istiyorsunuz. Aynaya nasıl bakacağım ha doktor? Kendimi nasıl iyi hissedeceğim? Asıl o zaman ben yıkılırım. O zaman işte yarım bir insan olurum. İstemiyorum. Ellerine sağlık. Biliyor musun? Çok doğru bir seçim yapmışsın. Yani bilgisayar başında zavallı bir kadın olmaktansa mutfakta harikalar yaratan bir kadın olmak daha doğru bir seçim olmuş senin için. Neyse. Kolay gelsin. İyi günler Yeşma. Ciao. Hoş bir karşılaşma olmadı sanırım. Benim için sorun değil. Sonuçta ben burada emeğimle paramı kazanıyorum. Çınar ne için gelmiş? Bizim davamızla mı ilgili? Anlaşma şartlarını konuşacaktık ama Yeşim Hanım olunca konuşamadık tabii. Eğer acıktıysanız sanat hazır. Oldukça güzel görünüyorlar. Ellerine sağlık. Benim bir toplantım var. Sana afiyet olsun. Efendim. Hem evden çıkar çıkmaz aradıyorsun hem telefona bakmıyorsun. İşim vardı. İyi. Ben raporu vereyim de sonra arıza çıkmasın. Toprak Hanım evde yokmuş. İşe başlamış. Biliyorum, haberim var. Madem haberim var ne demeye getiriyorsun beni buraya? Öf, ben de yeni öğrendim çünkü. Neyse, akşam eve gelir nasılsa. Ya da bana bak, sen bir iş ziyareti mi yapsan? Ya da yok dur sen, ben seni arayacağım tamam mı? Şimdi işim var, meşgulüm ben. İyi, paşa keyfin bilir. Benim Nema'yı yatırmayı unutma ha. Tamam, 30 kere söyledin, anladık. Hadi. Buyur Şeref Hanımcığım. Sağ ol. Yani adam temelli mi yerleşmiş İstanbul'a? Hayır ben saklayayım dedim ama meğer çoktan öğrenmiş boşanma işini bu çocuk. Ha, kime sordu, kimden öğrendi? Aklım ermedi vallahi. Vallahi benim de aklım ermedi Şeref Hanımcığım. Adam evin adresini biliyor. Elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Her konuya da vakıf baksanıza. Acaba toprağı mı takip ediyor? Ay Allah korusun İkbal Hanımcığım. Yok. Hani ne bileyim siz bu kadar tedirgin olunca ben de telaşlandım. Ne yalan söyleyeyim. Yok. Yani bilmem ama ya, vaktiyle öyle bir delilik yapmış. Akıllanmışa benziyor. Cesaret edemez bir daha. Aa bu şey... Toprağı bıçaklayan adam değil mi bu? Maalesef. Yani İkbal Hanımcığım, işte zaman da çok çekti toprak bu adamın elinden. Vah yavrum vah. Hatırladım şimdi biz Ürgüp'e gittiğimizde o nişana hani bahsi geçmişti. Hamile çıtlatmıştı az buçuk. Ya gene musallat olursa toprağa? Yok. Yani sanmam yani. O zaman öyle bir delilik etti ama... Akıllanmışa benziyor.
Ya cesaret edemez bir daha. Madem öyle neden bu kadar tedirgin oldunuz ki? Daha önce de dedim ya, benim öyle pimpirikliliğime ver. Hem gayet aklı başında davrandı. Böyle kılını kıyafetini de değiştirmiş, düzeltmiş. Ya eskiden beri toprağa düşkünlüğü malum. Onun için huzursuz oldum ben. Vallahi ben pek bir şey anlamadım Şeref Hanımcığım. Hayır, adamın düşkünlüğünden toprağa ne? Hani kılığını kıyafetini değiştirmesi neye yarar ki? Hayır, tedirginliğinizin sebebini bilelim de biz de ona göre tedbirimizi alalım. Değil mi Şeref Hanımcığım? Ne yiyeceğinize karar verebiliriz mi Çınar Bey? Yoksa yardımcı olmamı ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Ben zaten birisini bekliyordum. Ondan sonra söyleyeceğim. Tamam efendim. Efendim anne. Nasılsın oğlum? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Ne oldu? Bir şey mi oldu gene? Yok. Mühim bir şey değil de... seninle konuşmam lazım. Müsait olunca ya sen eve uğra ya da ben şirkete geleyim diyecektim. Ha? Tamam anne. Ben sonra uğrarım sana. Şimdi toplantıya gireceğim. Kapatmam gerekiyor. Hoşça kal. Vakit kaybetmeyelim değil mi? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ha? Toprağın yanında ne işi var? Kolay gelsin. Buralarda bir işim vardı. Geçerken uğrayayım da kuzenimle kocama bir merhaba diyeyim dedim. Nasılsın? Gelirken Sedat'a da uğradım. Ay çocuk nasıl heyecanlı bilemezsin. Hatta hafta sonu için planlar bile yapmış. Abimlere gidip seni isteyeceklermiş. Haberim var. Heyecan var mı? Ne demezsin? Yerimde duramıyorum. Neyse, bu isteme işi için bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Bugüne bugün kuzenimsin. Elimden geleni yaparım. Mehmet de yardım eder. Ne de olsa hayırlı bir iş. Kadındaki rahatlığa bak ya. Olay o kadar hızlı gelişince hemen sizi aradım. Durumu anlatacaktım. Ama ofiste değildiniz. Ben de arasın diye not bıraktım. Fakat uğrasın dememiştim. Kabahatli benim yani. Hayır ama en azından gelirken haber verseydiniz toprağın durumunu söylerdim. Size de sürpriz olmazdı. Ben sana toprak akıllı kızdır. Şüphelendirmeyelim diyorum. Sen tutmuş yanında çalıştırıyorsun. Yakınımızda olması kontrolü kolaylaştırır ama. Senin de her şeye bir cevabın var be. Peki benim için çalıştığını, Ilgaz Holding'in hukuk işlerini yürüttüğünü nasıl saklayacaksın ondan? Mutfağımda çalışanlarla iş ilişkisini konuşmak adetim değildir Çınar Bey. Hoş geldiniz. Ne yiyeceğinize karar verebildiniz mi? Menüye bakma fırsatım olmadı henüz. Buyurun, ben yardımcı olayım isterseniz. Aa, süper teklif. Benim için şöyle hafif bir şeyler seçerseniz memnun olurum. Tabii. Doğru bir menü getireceğinizden hiç kuşkum. Bana güvenebilirsiniz. Siz ne yersiniz? Benim canım bir şey istemiyor. Toprağın yanında çalışmasını istemiyorum. Hangi sebeple? Ne demek hangi sebeple? Bu işleri yapmasını istemiyorum. Böyle getir götür işleri yapsın, birilerine çay dağıtsın falan.
Bunu kendisi istedi. Üstelik de durumlar hiç rahatsız değil. Bak, Toprak hala benim karım. Ve sen de öyle kalmasını sağlayacaksın. Tamam, nasıl isterseniz. Hoş geldiniz Esma'm. Merhaba tatlım. Lale uyuyor mu? Hayır efendim, yeni uyandı. Harika. Lütfen eşyalarını toplayıp bir an önce yanıma getir, olur mu? Bugün biraz gezeceğiz. Hadi tatlım. Ne söyledim ben sana? Ne bakıyorsun? Kim geldi? Kim bağırıyor orada Ayşe? Yeşim Hanım geldiler efendim. Oh! Çıngıraklı cazgır geldi desene sen şuna. Oo, İkbal Hanım. Ben de yalıyı satınca aldığınız parayla dönüşü olmayan bir dünya turuna çıkarsınız diye düşünmüştüm ama malum sizi burada bağlayan pek bir şey kalmayınca. Bırak şimdi münasebetsizliği. Sen benimle uğraşmadın. Niye burada arzı endamdasın onu söyle. Teyzesi olarak Lale ile birlikte vakit geçirmek istiyorum. Öyle mi? Öyle. Bir sakıncası mı var yoksa? Yok, hiçbir sakıncası yok. Kızım, Lale'yi hazır et, teyzesiyle bahçede oynasınlar biraz. Yo, bahçede değil. Başka bir yere götüreceğim Lale'yi. Üstelik götüreceğim yer o kadar işinize gelecek ki. Babasının yanına götüreceğim. Üçümüz birlikte vakit geçireceğiz anlayacağınız. Tabii bir itirazınız yoksa. Kızım, hazır et Lale'yi, sen de onlarla birlikte gidiyorsun. Hayır, gerek yok. Yok kızım. Ben sana çocuk emanet edemem. Aa, neden? Unuttunuz mu? Yakında bir torununuz olacak İkbal Hanım. Kılığına bakılınca hiç belli olmuyor. Maazallah sen taşıyamazsın çocuk filan. Eğer torununuz için endişeleniyorsanız hiç merak etmeyin İkbal Hanım. Ha, o aklıma gelmedi bile. Ben Lale için demiştim. Sen o takozlarla çocuk mocuk taşıyamazsın. Kendini zor duruyorsun ayakta. Kızım hadi hazır et Lale'yi hadi. Hadi. Yapma Allah aşkına Zümrüt Hanım. Biz doktorlardan daha mı iyi bileceğiz? Yok benim içime sinmedi diyorsan hay hay. Bir başkasına gidelim. İkinci bir görüş alalım. Böyle kör inadın alemi yok ki. Necip Bey. Ben inatlaşmıyorum. Sadece bir karar aldım onu uygulamaya çalışıyorum. Bu kararı bana da söyler misiniz Zümrüt Hanım? Bu hastalığın en büyük ilacı nedir? Olumlu düşünmek, mücadele etmek değil mi? Ben de onu yapacağım. İyi düşüneceğim. Moralimi bozmayacağım. Ne bileyim alternatif tıp diye bir şey var değil mi? Onu da uygulayacağım. Neleri yemeliyim, neleri içmeliyim onlara dikkat edeceğim. Öğreneceğim Necip Bey. İyi de Zümrüt Hanım sen grip olmadın ki. Kanser oldun. Bak görüyor musunuz Necip Bey? Olmuyor böyle, olmuyor. Ne olur bak, böyle başımda durursanız ben hiçbir şey yapamam. Zaten mutfakta yani nasıl davranacağını bilmiyorum bile. Yani uzun zaman oldu ben mutfağa girmeyeli. O yüzden ne olur siz böyle başımda dikilmeyin lütfen. Zümrüt Hanım, her şey bir tarafa, bu hastalıkta en elzem şey erken tedavi diyorlar. Hazır böyle bir şansımız varken ne olursun hastaneye gidip tedavi olalım lütfen. Geç kaldıktan sonra üzülsek neye yarar ki? Sağlığınla kumar oynamana müsaade edemem Zümrüt Hanım. Nitekim bu senin değil benim de hayatım. Ya sana bir şey olsa? Necip Bey, siz neden beni dinlemiyorsunuz? Lütfen hadi hayatım sen bahçeye git. Ben de kahvemizi yapayım. Yanına da kurabiyelerimizden koyup geliyorum. Hadi canım. Necip Bey, hala burada mısınız? Lütfen ama. Hadi, inanın bak böyle daha mutlu olacağım. Afiyet olsun. Umarım seçimimden memnun kalmışsınızdır. Oldukça lezzetliydi. Siz bir şey yemediniz hesabına ne diyeyim. Yemek için tekrar geleceğimden hiç kuşkunuz olmasın. Her zaman bekleriz.
O halde iki hafta sonra mahkemede görüşürüz Çınar Bey. Tamam. Bak, Toprak'a yeni bir iş bulacağız. Tamam mı? Sen de... Ben de kendim bulmuş gibi Toprak Hanım'ı o işe yönlendireceğim. İyice anlamışım değil mi? Aferin. Görüşürüz. Efendim Yeşim. Ne haber Çınar? İyiyim. Sana süper bir sürprizim var. Müsait misin? Şu anda sürpriz kaldıracak durumda değilim. Yapma Çınar. Laleyi aldım. Teyze yeğen biraz vakit geçirelim dedik. Sonra da biraz yemek yiyeceğiz. Böyle bir fırsatı kaçırmazsın herhalde. Hem seni çok özlemiş. Tamam, iyi yapmışsın. Tamam, bekliyorum o zaman. Okan Bey. Eğer benden bir isteğiniz yoksa çıkabilir miyim? Oo, saat epey olmuş. Tabii tabii, çık sen. Tamam, iyi akşamlar. Ha, Toprak. İstersen sabah maaşından biraz avans vereyim. Yok, şimdilik ihtiyacım yok. Sağ olun. Tamam, ama olursa çekinmeden söyleyebilirsin. Tamam, söylerim. İyi akşamlar. Of ya, hiç gitmeyecek sanmıştım. Çalışıyorum. Ne oluyor Okan'cığım? Sabahtan beri hiç konuşmuyorsun. Bu tavırlar ne? Aysel, çalışıyorum. Aynısını sen de yapsan hiç fena olmayacak. Sen hep çalışıyorsun hayatım. Ama akşam olunca gözümün içine bakardın odana geleyim diye. Ne oldu, ne değişti? Toprak Hanım mı aklını karıştırdı? Yoksa sıradaki o mu? Aysel, saçmalama. Hiç çekemem bu kıskanç kadın oyunlarını. Öyle mi? Ama ona nasıl baktığını gördüm. Aptal mıyım ben? Asıl sebep ne biliyor musun? Senden sıkıldım. Bu ilişki artık zevk vermiyor bana. Hani daha önce takıldığım bir oğlan vardı, iyisin mi sen ona geri dön. Ne diyorsun sen ya? Ben senin için terk ettim Ömer'i. Desene yazık olmuş. İstediğini aldın, işin bitti öyle mi? Öyle de denebilir. Zaten ne umuyordun ki? Sana deli gibi aşık olacağım mı? Sosyetenin gözde avukatı Okan Bostancı'nın karısı olmayı mı? Hayvan herif! Bu kadar yeter. Toplantıya hazırlanıyorum. Sen de dosyalar üzerine biraz çalışsan iyi olur. Hiç sanmıyorum. Sana kolay gelsin. Toplantıya falan gelmiyorum ben. Bak Laneciğim, küçücük tatlı bir ayı. Şimdi bunları okuyorsun ama teyzeciğim, daha sonra bu magazin dergilerinden alıkoyamayacaksın kendini. Bak ben söylüyorum. Sonra bir sürü ceciler biciler alacağız sana. Aa, saat bayağı akşam olmuş ya. Hadi siz bir an önce giyinin, yemeğe ineceğiz çünkü, olur mu? Tabii Yeşim. Gel bakalım. Gel bakalım. Efendim Yeşim. Ne haber Toprak?
Umarım yoğun işlerin arasında meşgul etmiyorumdur seni. Ne var Yeşim, ne istiyorsun? Senden bir şey rica edecektim. Biz bugün Lale ile birlikteydik de. Birazdan da yemeğe ineceğiz aşağıya. Aslında yemekten sonra Lale'yi ben bırakacaktım ama bir işim çıktı. Şimdi Ayşe ile de yalnız göndermek istemiyorum. Bu benim kaldığım oteldeyiz. Sana da çok yakın zaten. Acaba geçerken alabilir misin Lale'yi? Tamam Yeşim, geliyorum ben birazdan. Otelin adresini ver. Tamam. Zümrüt Hanım, ben geldim. Zümrüt Hanım. Patlattınız. Bu kadar korkacağınızı hesap edemedim. Kusura bakmayın. Siz gidiyorum deyince bu kadar erken döneceğinizi tahmin etmedim. Size böyle yakalanmak istemezdim. Bunun ne önemi var Zümrüt Hanım? Olur mu öyle şey? Beni böyle görmenizi istemem. Merak etmeyin. Hemen hazırlanırım. Dışarıdaki sofra sizin eseriniz sanırım. Muazzam görünüyordu. Beğendiniz mi gerçekten? Sunum fevkaladenin fevkinde. Göz zevkine hitap etmeyi her zaman bilmişsinizdir zaten. Ancak lezzeti hakkındaki fikrimi yedikten sonra beyan edeceğim. Hepsini buradan yaptım. Kayseri usulü. O yüzden yani ilk defa deniyorum. Bunu göz önünde bulunduralım ama lütfen. Keşke bu halinizle bu kadar yormasaydınız kendinizi. O kadar kötü mü görünüyorum yani? Tamam. Hemen değiştirip geliyorum. Lütfen siz istirahat edin. Hemen geliyorum hocam. Teyzeciğim, bak. Bak, sesler çıkartıyor. Bak, gördün mü? Havuz var, gördün mü? Hoşuna gitti mi? Çınar geldi. Sen babayı ziyarete mi geldin? Gel bakayım, babişkoya sen. Oh! Öyle güzel oynadık ki. Nasıl? Sana yaptığım sürprizi beğendin mi? O, bayıldım, bayıldım. Bugünün yorgunluğuna çok iyi gelir o. Aman da aman. Aman. Biz de bugün bütün gün gezdik, biliyor musun? Bir sürü alışveriş yaptık. Ben ona kitaplar okudum. Değil mi teyzeciğim? Belli belli. Çok eğlenmişsin. Yerinde duramıyorsun. Baksana. O biraz üşüdü galiba. Versene. Tatlım, ilgileniyor musun? Ben de akşam yemeği için Lale'ye özel şeyler hazırlattım. Organik besinlerle besleniyor diye otele sordum ama yoktu. Sonra almalarını istedim. O taze fasulye yiyecek. Senin de en sevdiğin yemekleri hazırlattım. Yemeği bahçede yeriz. Böyle havuz kenarında daha keyifli olur. Lale de eğlenir diye buraya hazırlatacağım. Çok iyi yapmışsın ama zahmet etmeseydin. Ayşe yapardı hepsini. Yok, hayır. Ben keyif alıyorum. Yalnız farkındaysan sürekli yemekten bahsediyorum. Acıktım galiba. Bir an önce gideyim de hazırlatmaya başlayayım şunları. Bunu da sık sık yapalım, olur mu Çınar? Çok iyi geliyor hepimize. Kızım. Kızım. Merhaba.
Bizim masayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bir de sizden bir ricam olacak. Toprak isminde bir misafirimiz gelecek. Lütfen onu hiç orada oyalamadan direkt bizim yanımıza getirin, olur mu? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Aşk olsun Necip Bey. Yemekten sonra ben yapacaktım. Hayat müşterek Zümrüt Hanım. Elinize sağlık. Zümrüt Hanım, çok çok güzel olmuşsun. O halde yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra böyle toparlamaya devam ederiz. İyi akşamlar. Yeşim Hanım'la görüşecektim ben. Odası nerede acaba? Toprak Hanım'da değil mi? Evet, benim. Biz de sizi bekliyorduk efendim. Yeşim Hanımlar bahçedeler. Buyurun. Yemeğini yiyince nasıl hemen uyudu ama, değil mi? Evde de öyle. Yemeği yiyince hemen uyuyor. Lale'yi senin alacağını bilseydim ben gelmezdim Çınar. Çınar zaten burada kalıyor. Ben de bugün baba kız biraz vakit geçirsinler diye buraya getirdim Lale'yi. Öyle mi? Topak Hanım, Lale de uyumuştu zaten. İsterseniz hemen çıkabiliriz. Tamam Ayşe. Ben de ona aldığım hediyeleri hazırlayayım. Ben buraya geleceğini bilmiyordum. Ben de senin Yeşim'le aynı otelde kaldığını bilmiyordum Çınar. Hayır, o kadar da görüştük. Bilerek mi söylemedin, unuttun mu? Hayır, ama onunla bu otelde kalman benim için bir şey ifade etmiyor ki. Hem yemin ediyorum o sonradan geldi. Benim haberim bile olmadı. Ha, yine tesadüf yani. Nasıl gözüktüğünün farkındayım. Ama yemin ediyorum benim hiçbir kabahatim yok Toprak. Çınar, ne bileyim, başka bir otele gitseydin niye burada Yeşim'le birlikte kalıyorsun? Öyle yapacaktım zaten. Gidiyordum ama biliyorsun düşük tehlikesi geçirdi. Ve tehlike hala devam ediyor. Evsiz de kaldı. Yani gece gündüz bir şeye ihtiyacı olur diye ben de... Şimdi neden senden boşanmak istediğimi anlıyor musun? Hayatımızın geri kalan kısmında böyle bölünme diye. Ama ben senden boşanmak istemiyorum. Sen de bunu anlamıyorsun. Ben seni seviyorum Toprak. Senden ayrılmak istemiyorum. Benim ailem sensin. Bak Lale'ye. Benim onun babası olduğumu biliyor. Ama kime anne diyor? Sana. Onun annesi sensin Toprak. Çınar, Lale daha çok küçük. Beni unutacaktır elbet. Hem sen buraya Yeşim'le gelmek de iyi bir karar vermişsin. Yakında Lale'yi de alırsınız. Bebek doğmadan önce yeni aile düzeninize alışırsınız ikiniz. İstediğine kavuştun işte. Sırf bu yüzden beni terk ettin. Bu hayatı yaşamaya zorladın. Aşkımızı söküp atmaya çalışıyorsun kalbinden. Ama Toprak, nedense suçlusu benmişim gibi davranıyorsun. Ama hayır. Suçlusu ben değilim. Toprak, Lale hazır. İyi akşamlar. İyi
şarkıyı çok severim Zümrüt Hanım. Fazla gelmesin sakın. Aşk olsun Necip Bey. Ben yeni yetme miyim? İlk kez içmiyorum değil mi? O bakımdan demedim efendim. Özel durumunuzu kastetmiştim. Şu anda benim için tek bir özel durum var. O da Zümrüt ve Necip Ilgaz. Başka hiçbir şey göremiyorum. Size içiyorum. Bir dakika Çınar ya. Neden beni dinlemeden gidiyorsun hemen? Gidiyorum çünkü seninle kavga etmek istemiyorum. Ne zaman kavgadan vazgeçip fedakarlıkta bulunsam bu durumu bir şekilde benim aleyhime çevirmeyi becerebiliyorsun. Sırf bu yüzden senden uzak durmaya çalışıyorum. Anladın mı? Anlamadım Çınar. Böyle anlamadan dinlemeden saçma sapan bana bağırıp durma. Ne söylemek istiyorsan açıkça söyle. Ha, biraz önce Toprak geldi, bizi öyle gördü, yanlış anladı ve üzüldü diye bütün bunlar değil mi? Başka neden olacaktı? Sırf bu yüzden yaptın değil mi? Ha? Toprak buraya gelsin, bizim aynı otelde kaldığımızı öğrensin diye yaptın. Saçmalama Çınar. Kırıcı oluyorsun ama. Böyle saçma sapan bir şeyi niye yapayım ki? Siz Toprak'la boşanmayacak mısınız? Toprak'ın senin nerede kiminle kaldığını bu kadar önemsediğini düşünmüyorum ben. Bensiz kızınla böyle güzel bir gün geçirin diye böyle bir organizasyon yapıyorum. Toprak eve gidince Lale'yi göremeyip merak etmesin, endişelenmesin diye arayıp ona haber verme nezaketinde bulunuyorum. Sen bana bağırıp çağırıyorsun öyle mi? Üstelik İkbal Hanım buraya bir araç gönderip onu aldıracaktı zaten. O ısrarla kendisi gelmek istediyse buraya ben ne yapabilirim ki? Haklısın. Biraz gerildim, kusura bakma. Sonra konuşalım. Hayır. Şimdi konuşacağız Çınar. Sen ısrarla Toprak'la boşanmayacağını düşünüyorsun ama... onun hiç böyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Üstelik bizim bir bebeğimiz olacak. Ve senin kızın benim yeğenim. Yani hayatının sonuna kadar kopamayacağın tek kişi benim Çınar. Bu yüzden birbirimizi kırmazsak hepimiz için daha iyi olur Çınar. Serde gençlik var tabii o zamanlar. Kanımız kaynıyor. Her şey gözümüze bir başka görünüyor. İnsanın gençken öfkesi de daha diri oluyor, sevgisi de. Aşk olsun Necip Bey. Siz hala gençsiniz. Yapmayın Zümrüt Hanım. Kişi kendini bilmez mi? Peki. Kişi kocasını bilmez mi? İsterseniz kendinizi yormayın Zümrüt Hanım. Bence yoruladım Necip Bey. Altın topu. Ver bakayım. Şeref teyzeciğim ben bir yatırsam onu. Tamam kızım. Sen nasılsın Toprak? Nasıl geçti iş? İyiyim anne, ne olsun, yoruldum biraz. Bak bakayım sen benim yüzüme. Ne bu halin? Yorgunluktan değil mi? Sen işe güce pabuç bırakmazsın. Bir şeyim yok anne. Hadi, hadi anlat anneciğini. Kim üzmüş benim kızımı da o güzel yüzü asılmış öyle ha? Kimse üzmedi anne. Sadece verdiğim kararların ağırlığı yeni yeni içim oturuyor. Lale'yi almaya gittiğimde Çınar'ı gördüm. Bu
kadar severken içinden söküp atmak çok zor değil mi? Geceleri herkes uyurken odada dolanıp durmalar. Sessiz sedasız dalıp gitmeler. Hep hasretlikten toprak. Bir taraftan ablanın acısı, bir taraftan ayrılık acısı. Nasıl kalkacaksın altından? Ha? Bilmiyorum anne. Ben daha önce hiç böyle olmamıştım. Çınar benim bütün dünyam olmuş. Ona bu kadar yakınken dokunamamak, kokusunu duymamak o kadar çok acı veriyor ki bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Buralardan gidelim diyorum ama dinlemiyorsun ki beni. Bak şimdiden böylesin. Yarın öbür gün o kız doğurunca ne olacak? Ha? Tabii Çınar'ı rahat bırakmayacak. Hep yanına çekmeye çalışacak. E sen yanından uzaklaştırdığın için de çocuk ne yapsın? Onun yanına gidecek. Bir de çocuğumun anası diye basacak nikah. İşte o zaman başlayacak senin çilen toprağa. Böyle uzaktan onların mutluluğunu gördükçe cehennem hayatına dönecek hayat. Bütün bu acıları hak ediyor musun sen ha? Biraz da kendini düşün. Zaten çocuk da deli divane oluyor senin için. Bırak, herkes başına yağan karı kendi erişsin. Ya değmeyecek insanlar için kendini feda ediyorsun. Biliyorum, biliyorum. Herkes iyi olsun, hoş olsun diye yapıyorsun ama herkesin payına mutluluk, huzur düşerken senin payına gözyaşı, keder düşüyor yavrum. Başka türlüsünü yapamam ki. Kimsenin mutsuz olmasına sebep olamam. Bu dünyada herkes kendinden mesul. Bak hiç kendini düşünmüyorsun. Çınar'ı düşün. Acımıyor musun ona? İçin nasıl el veriyor? Ha, o kızı sevmiş olsaydı ayrılır ayrılmaz doğru onun yanına giderdi. Ama çocuk ne yapıyor? Senin aşkını kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Madem sen de onu bu kadar çok seviyorsun. Ayrılma kocandan. Ha? Aşkının peşinden koş. Yapamam. Ben bir karar verdim. Kararıma da sadık kalacağım anne. Ha. Bana çekeceğin o kör olmayasınca teyzene çekseydi huyu. Bak, onun keçesi hiç suda kalıyor mu? Korktun mu? Sıtkı ne işin var senin burada? Dün geldim yoktun. Bugün çıkmadan yakalayayım dedim. Biliyorum haberim var. Annem söyledi. Başsağlığı dileklerini de iletti. Sağ ol. Olsun ben yine de gelip seni bir göreyim dedim. Başka türlüsü içime sinmezdi. Sen seversin bunların kokusunu. Görünce aldım sana. Senin için zor olmuştur herhalde. Vallahi ben de duyunca şaşkına döndüm. Zor oldu evet, alışmaya çalışıyorum ben de. Ya ne günlerimiz geçti beraber. İstersen bir yerde bir çay içelim. Hem iki çift laf ederiz. Ben işe gidiyorum Sıtkı, acelem var. Olsun mesele değil, yolda sohbet ederiz biz de. Sıtkı tamam geldim, başsağlığı diledim, bitti gitti. Ben seninle bir yerde oturamam, yolda yürüyemem. Seninle konuşacak bir şeyimiz yok artık bizim. Şimdi müsaadenle iyi günler. Arzu eder seni, seni yar.
seni. Ah bu gönül arzu eder seni, seni yar seni. Lay la 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 la. Ah bu gönül arzu eder seni, seni. Günaydın Necip Bey. Erkencisin Zümrüt Hanım. Sizin için omlet yaptım. Bak böyle karışık olduğuna bakmayın. Çok lezzetli. Güzel İzmir'imden. Otlu peynirli omlet. Durun Zümrüt Hanım, önce bir sofraya otursaydık. Aa lütfen, beni kırmayın ne olur. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Biliyordum, çok lezzetli olduğunu biliyordum. Hadi oturun, ben size servis edeceğim. İyisiniz değil mi Zümrüt Hanım? Tabii ki iyiyim. Böyle bir zamanda kötü olamam ki. Afiyet olsun Fahmi. Pardon. Çınar Bey inmedi mi acaba kahvaltıya? Çınar Bey çıkalı çok oldu efendim. Öyle mi? Peki teşekkürler. Bana da bir tabak hazırlayabilir misiniz? Ah ellerine sağlık Mürvetciğim. Afiyet olsun hanım. Günaydın anne. Hoş geldin evlatçığım. Hoş bulduk. Aç mısın? Yok anneciğim, ben yedim bir şeyler. O zaman ben size hemen bir kahve yapayım beyim. Sağ ol Mürvetciğim, ben kahvemi çayımı da içip geldim. Peki efendim. Anne nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Toprak işe gitti mi? Gitti. Sorma Çınar. Her sabah erkenden kalkıyor, işe gidiyor ama keyfi pek yerinde. İş buldu, huzura kavuştu tabii evlatçığım. Tabii. Anneciğim sen benimle ne konuşacaktın? Neden çağırdın beni? Evlatçığım, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yani aklına da kılçık kaçırmak istemiyorum ama... dün toprağın eski kocası var ya Sıtkı... O geldi buraya. İstanbul'a yerleşmiş. Güya toprağı ablası için başsağlığı dileyecekmiş. Avukat Okan Bostancı'nın ofisi buyurun. Hayır henüz kendisi gelmedi. Bir notunuz varsa alayım ben. Evet. Bir görecektin Şeref Hanım'ı evladım. Eli ayağına dolaştı tedirginlikten. Haksız da değil oğlum. Adamın toprağı etmediği kalmamış. Oğlanı postalayana kadar akla kara izleşti kadıncağız. Neyse. Bu yetmezmiş gibi sabah gene dayandı kapıya. Bu sabah mı? Ben görmedim. Mürvet görmüş. Bahçede konuşuyorlarmış. Elinde de böyle nahbi çiçek. Oğlanı tarif ettirdin Mürvet'e. Basbayağı Sıtkı'yı anlattı. Anladım anne. Oğlum yani senin sabah sabah canını sıkmak istemezdim ama... bilmen münasip olur diye düşündüm. Anne bir daha gelirse bu adam... Hemen beni ara. Ben toprakla da konuşacağım. Bakalım derdi neymiş. Tamam oğlum, hemen ararım. Buyurun. Gel oğlum. Buyurun.
Okan Bey yok mu? Henüz gelmediler. Tam 2 dakikası var. Radyomuza geç kalırsa ilk günden bozuşuruz kendisiyle. Ne içersiniz beklerken? Ne yapayım size? Bana bir espresso getir. Sabah sabancı kendime gelirim. Ben işe yeni başladım da o dediğiniz nasıl yapılır bilmiyorum. Başka bir şey yapsam? Türk kahvesi biliyor musun? Biliyorum tabii. İyi o zaman ondan getir. Sen ne içersin? Ne hazırlayayım sana? Kola. Kolamız yok. Ama eğer annen izin verirse süt hazırlayayım sana. Bak eğer istersen kakao da koyarız. İster misin? Olur olur getir. Ben de geleceğim. Kendi sütümü koyarım ben. Gel oğlum ablan koyar sana. Bana ne ya? Ben koyacağım dedim. Sizin için bir sakıncası yoksa gelebilir benimle. Hadi gel bakalım koyalım bir sütümüzü gel. Mehmet, hadi uyan. Mehmet. Saat kaç? 9. Geç kaldım. Bir şişe viski içersen tabii ki kalkamazsın. Sabah azar postası bittiyse gidip duş alacağım Reyhan. Hoşlanmıyorsan hak etmeyeceksin Mehmet. Üstelik buraya evimize döndüğüne göre çocuklarıma babalık, bana da kocalık yapmayı göze aldın demektir. Ayrıca burada uyumanı istemiyorum. Yusuf üzülüyor. Şermine de dedikodu malzemesi olmayalım lütfen. Randevusuz kabul ettiğiniz için minnettarım doktor bey. Endişeniz sesinizden anlaşılıyordu Necip bey. Buyurun oturun lütfen. Buyurun sizi dinliyorum. Vaziyet çok fena doktor bey. Sizden sonra Zümrüt Hanım'a bir haller oldu. Evin içinde pür neşe bir o yana bir bu yana koşuşturup duruyor. Sanırsanız ki hasta değil de ağabey hayat kaynağını buldu. O kadar dil döktüm. İkna olsun diye çok uğraştım ama nafile. Sanki hasta değil. Beyninden, zihninden hastalığı silip atmış. Gülüyor, şakıyor. İçkiler içiyor. Ben böyle eli kolu bağlı durdukça hastalığı ilerliyor. Size bir akıl danışayım dedim. İyi yaptınız. Aslında Zümrüt Hanım'ın davranışları son derece normal. Bu hastalığa kapılanlar önceleri böyle yapıyorlar. Hastalığı yatsıyorlar, yok sayıyorlar. Ama sonra hastalıkları iyice ilerleyince de bu sefer öfke duyup agresifleşiyorlar. Tabii acısını da en yakınlarından çıkarmaya kalkıyorlar. Peki ne yapacağız Mihrim? Öncelikle Zümrüt Hanım'ın bu hastalığı kabullenmesini sağlayacağız. Yani bana deveye endek atladın deyin ama bunu benden beklemeyin doktor bey. Bunun için terapi grupları var Necip Bey. Orada kendisi gibi hastaları görmek kabullenmesini kolaylaştıracaktır. Zümrüt Hanım'ın şu andaki en büyük direnci göğsünün alınmaması üzerine. Ama orada bu ameliyat olmuş hastaları görünce bu fikre alışacak. Ayrıca göğüs protezi yaptıran kadınların hayatlarına eskisi gibi devam ettiklerini görmek ona umut verecektir. Yani diyorsun ki Zümrüt Hanım'ı damdam düşenlerin yanına koy. Halden ancak onlar anlar. Aynen öyle. Peki. Nerede yapılıyor bu terapiler? Bak kelebeğim bitti. Çok güzel olmuş. Renkleri de çok güzel. Hadi şimdi daha büyüğünü yap bakalım. Ben sana yeni kağıt vereyim.
Hala gelmedi mi Okan Bey? Henüz gelmedi. Sanırım trafiğe takıldı. O onun sorunu şekerim. İlk günden bu kadar geç kalması hiç hoş değil. Boşanma davamda beni temsil etsin demiştim ama bu tavrıyla bence şansını kaybetti. Hadi tatlım gidiyoruz. Ben büyük kelebek çizeceğim Toprak ablayla. Bir kahve daha içseydiniz. Zaten gelmek üzeredir. Tamam, son 5 dakika. Sen de kağıdını kalemini al, benim yanımda yaparsın kelebeğini. Hadi. Ne var Aysel? Okan Bey, Toprak ben. Evet Toprak. Burada bir müşteriniz var. Sabah saat 9'da randevunuz varmış. Sizi bekliyor. Allah Allah. Bu sabah randevum yoktu benim. Vallahi Aysel buraya not almış. İsmi Selin Konak. Sanırım bayan eşinden boşanmak istiyor. Selin Konak mı? Allah kahretsin. Randevumdan benim haberim yok. Gelir gelmez o Aysel'i boğacağım. Ben ne yapabilirim peki? Selin Hanım gideceğim diyor. Ne yap et bu kadını sakın bırakma Toprak. Bak bu dava benim için çok önemli. Magazin dergilerinde okumuşsundur. Kadının kocasıyla epey sansasyonel bir ilişkisi vardı. Ben de en çok yarım saate kadar oradayım. Yarım saat mi? Ama ben onu o kadar oyalayamam ki. Bu bir şeyler Toprak yapmalısın. Bak bak bu kadınlar dedikoduya bayılır. Cemiyetten bir şeyler anlat. İyi de ben öyle şeyleri bilmem. Ya o zaman modadan bahset. Ne bileyim işte kadınca bir şeyler anlat. Ben de hemen geliyorum hadi. Günaydın. Hoş geldin. Bakıyorum erkencisin. Evet, aslında bugün beraber kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm ama benden önce çıkmışsın otelden. İşim vardı. Çınar bak, dün akşam gergin bir akşam yaşadık. Ama bir daha böyle gerginlikler yaşamak istemiyorum. Çünkü o zaman bebek de çok huzursuz oluyor ve sabaha kadar uyutmadı beni dün gece. Haklısın, ben biraz fazla ileri gittim. Bundan sonra birbirimize karşı daha hassas davranırsak kimse üzülmez. Bir de aslında tek sorun bu değil. Yarın bebeğimizin 5. ayı olacak. Ama sen hala tanışmadın onunla. O yüzden yarın ben kontrole gittiğimde benimle birlikte gelmeni istiyorum. Hem şeker yüklemesi de yapılacak. Tamam. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Neden olmasın? Yalnız randevuyu akşamüstüne al olur mu? Gündüz çok işlerim var. Anca çıkıp yetişirim. Tamam tamam ben hemen hallederim onu. Bunun şerefine de bebişe bir tane dondurma ısmarlayacağım şimdi. Afiyet olsun. Kolay gelsin sana. Sağ ol sana da. Sanki böyle sizden büyük biri, bir kadın size biraz kızmış. Aa, bildin mi Allah'a? Kayınvalidemdir o. Oğlunu boşamaya kalktım ya, köpürüyordur şimdi. Ona kalsa tüm erkekler aynı şeyi yapıyor. Oğul da beni aldatsaymış ne varmış? Benim de bir gururum var. İlkinde hata dedim, yalvarıp ağlayınca affettim. Bu kaçıncı canım? Aa, adam haklı ama çocuğun babasız kalmasın dedim. Yok evliliğime o kadar emek verdim dedim. Türlü türlü bahanelerle affettim onu. Ama bunu alışkanlık haline getirdi o. Selin Hanım, inanın çok üzüldüm. Buyurun.
kaldıramıyorum artık. Gururum kırıldı. Gözümün içine baka baka bana yalan söylemesine dayanamıyorum. Bir de paranoyaksın, hastasın, yok öyle bir şey diye beni suçluyor. Annem neden ağlıyor? Annenin biraz kalbi kırılmış, ona üzülmüş. Kalbi yere mi düşmüş? Onun gibi bir şey. Üzülme anne. Dadıma söyleriz, yapıştırın. Çok özür dilerim Selin Hanım. Yolda kaza olmuş, trafik felaketti. Biz limonata yapıp içelim mi birlikte, ister misin? Selin Hanım, olanlar için çok üzüldüm. Umarım her şey yoluna girer. Hiç sanmıyorum. Ben biliyorum, eminim girecek. Bir süre sonra baktığınızda bu olanlar eskisi kadar acı vermeyecek size. Gel. Siz Toprak Hanım'a şükredin Okan Bey. Onun tatlı dili olmasaydı beni kimse burada tutamazdı. Bu nasıl gençlik Zümrüt Hanım? İyi günler. Meva Vakfı mı? Ben eşim için grup terapilerinizden randevu almak istiyorum. Evet efendim. Maalesef kendisi meme kanseri. Evet. Zümrüt Ilgaz. Tamam. Yarın saat 1'de. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sekreter boş olduğunu söyledi ama beni görmek ister misin bilemedim. Sonunda kaçak ortaya çıktı. Sözde otele yerleşince arayacaktın beni. Haklısın. Ama eğer ararsam işim var falan dersin diye korktum. Ben de o yüzden hemen geleyim dedim. Sen ne yapıyorsun? İyi. Pek bir şey yok. Sen ne yaptın? Hiç. İyiyim ben de. Hatta süperim. Belli. Gözlerinden enerji fışkırıyor. Evet. Çünkü yarınki 5. ay kontrolüne Çınar da gelecek. Düşünebiliyor musun? İlk defa Çınar bebeğim görecek. Öyle mi? Senin adına sevindim. Otursana. Yok yok, oturmayacağım. Senden bir şey rica edeceğim Cansel. Acaba randevuyu bize akşam üzerine verebilir misin? Çünkü Çınar bize o şartla gelebileceğini söyledi. Sorun değil. Ayarlarız. Çok sağ ol Cansel. Çok iyisin. Tamam o zaman. Görüşürüz. Bu kadar mı yani? Bir şey ikram etseydin. Çok isterdim ama bir an önce hazırlanmam lazım. Ama sana borcum olsun. Sonra öderim, olur mu? Alacakların kabardı eşim hanım. Haberiniz olsun. Tamam. Söz veriyorum. Hepsini ödeyeceğim. Görüşürüz. Hadi bakalım, önce hangimiz içeceğiz? Ben hep kazanıyorum. Büyüyünce de bir sürü madalyam olacak. Hadi o zaman. Gel başla bakalım. 1, 2, 3. Ama sen çok hızlı içiyorsun canım. Ben sana yetişemem ki sen böyle içersen. Hadi bakalım delikanlı, annen seni bekliyor. Bebeğim hadi gidiyoruz. Ben kazandım anne, ben kazandım. Bir dahaki sefer yarım kalan falımızı tamamlayacağız. Unutma. Tabii, istediğiniz zaman. Oncuk, görüşürüz. Hadi bakalım.
İyi günler Selin Hanım. Size de Okan Bey. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Toprak. Selin, cemiyetin en kaprisli kadınlarından biridir. Onun suyuna gidip bekletebildin ya, bravo sana. Aysel nerede? Hasta mı yoksa niye gelmedi? Evet, ruh hastası. Hanımefendi işi bırakmış, haber verme tenezzülünde bile bulunmuyor. Sırf intikam almak için de bana randevuyu söylememiş, biliyor musun? Ne yapacağız peki şimdi biz? Ya bugünlük seni idare etsen, yarın birilerini çağıracağım görüşmeye. Olmadı gazete ilanı da veririz. Ben becerebilir miyim ki? Selin Hanım'dan sonra bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Manzaranız çok güzelmiş. Ama büyük bir evden sonra zor olmalı. Yok, hiç zor olmadı. Aksine. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu hatırlatıyor bana. Ah, Necip Bey, bakın kim geldi. Abi. Hoş geldin kızım. Niye ettin? Nasıl, yerleşebildiniz mi evinize? Biraz sıkılıyorum. Ben alışmışım kalabalığa. Ev biraz boş geliyor abicim. Yeni hayatlar, yeni düzenler Reyhan Hanım. Öyle de abicim. Yeşim de bugünlerde işe pek uğramıyor. Zümrüt Hanım da biraz astı gibi açıkçası. Ben de diyorum bizim şirkete, yani eski işime dönsem mi acaba? Vallahi seni bilmem de ben Zevcem'in evde olmasından memnunum. Onun yorulmasını istemiyorum. Yeşim'in durumu da malum. Doğum yakında. Senin de ondan farkın yok bu hususta. Vallahi bana kalırsa en doğrusu ya şirketi devretmek ya da işleri yürütecek bir ortak bulmak. Siz nasıl isterseniz Necip Bey. Bana gelen telefonları aktarırken önce şuna, sonra da benim dahilime basacaksın. Tamam. Her taraf çiçek olmuş. Hayırdır, yoksa işe başladığın için hayranları mı yollamışlar? Biraz boş geldi burası benim gözüme. Yani ne bileyim, böyle girince biraz soğuk, gri. O yüzden bunları getireyim dedim. Nasıl yani? Bunların hepsini sen mi aldın? Hem de ofis için. Haha. Bizim bahçeye çiçek getiren bir Hilmi amcamız var. Ondan rica ettim. Sağ olsun, o da en güzel çiçekleri yolladı. Peki ne kadar tuttu bunlar? Çok bir şey değil. Ama tabii ben size sormadan aldığım için maaşımdan kesebilirsiniz. Problem olmaz. Yok, o kadar da değil yani. Ya da ne bileyim, istediğiniz başka bir çiçek varsa değiştirelim. Yok. Sevdim, kalsın hepsi. Dediğin gibi renk katmış ofise. Ama cidden şaşırdım. Hem bu kadar kısa sürede buranın havasını değiştirmişsin. Hem de görevinin dışında ofisi sahiplenip benimsemişsin. Sağ ol. Rica ederim. Yeşim Hanım yok değil mi? Yok Çınar Bey. Epey bekledi sizi. Fakat gelmeyince yemeğini yiyip odasına çıktı. Güzel. Sonunda rahat bir yemek yiyeceğim. Ya anlat anlat be, ama ben anlatacağım sana. Tamam. İyi akşamlar Çınar Bey, nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
fena değil. Belli. Size afiyet olsun. Sana da. Tamam Selim Bey, ileteceğim ben Okan Bey'e. Oldu, iyi günler size de. Biz sizi arayacağız. İyi günler. Kız üniversite bitirmiş, üstüne master yapmış ama iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor. Heyecanlanmıştır belki. Yani ne bileyim, iş görüşmeleri zor. Hele de bu işe ihtiyacı varsa. Sen ne yaptın Selim Bey'le? Erteleyebildin mi toplantıyı? Erteledim, erteledim. Hatta birkaç değişiklik istedi. Onları da dosyanın üzerine not aldım. Ya sen gayet güzel beceriyorsun bu işi. Biz neden başkasını arıyoruz ki? Hem mutfağa birini bulmak daha kolay. Ne dersin, asistanım olur musun? Aa, günaydın. İlk defa zamanında karşılaştık. Ben de tam sana şeyi söyleyecektim. Randevuyu aldım. Akşam 7:30'da. Tamam, güzel. Geleceğim, söz. Ben yine de unutursun diye düşünmüştüm. Biliyorsun, bu benim için çok önemli. İlk defa seni bebeğimize tanıştıracağım. Tamam. Doktorun hala şu sana hayran olan motosikletli artist mi? Evet o. Ama biz sadece arkadaşız, biliyorsun. Doktorumu değiştirmemi istiyorsan yapamam. Çünkü ondan başkasına güvenemem ben. Hayır canım, böyle bir şey istemiyorum. Ne kadar güçlü bir dostunuzun olduğunu anladım tabii ki de. Yani adam senin için mesleki hayatını bile tehlikeye attı. Aşk olsun Çınar, öyle bir şey kastetmemiştim ben. Tamam tamam. Önemli olan kendini iyi hissetmen. Akşam Cansel Bey'in ofisinde görüşürüz o zaman. Birlikte kahvaltı yapmayacak mıyız? Benim çıkmam gerekiyor. Şirkette bir toplantım var. Peki. Akşam görüşürüz. Yani Okan Bey... Sonuçta işi idareten yapmak başka bir şey, o işte çalışmak başka bir şey. Bana sadece dünden beri yaptıklarına devam etsen yeter. Hem zaten alışınca o kadar zor olmadığını da göreceksin. Hadi ben sana güveniyorum, sen de inan kendine. Tamam. Ama eğer memnun kalmazsanız lütfen bana söyleyin. Ben o zaman işime geri dönerim. Anlaştık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Anne. Söyle kızım. Anneciğim, sana güzel bir haberim var. Ben terfi ettim. Okan Bey beni sekreteri yaptı. Bak, Allah gönlüne göre verdi, gördün mü? Hayırlı kıdemli olur inşallah yavrum. İnşallah anneciğim. Hadi kapatıyorum ben. Hoşça kal. Ben anneme haber verdim de. Toprak, bu akşam bir toplantım var. Asistanım olarak senin de katılman gerek. Biraz hızlı bir geçiş olacak ama yapacak bir şey yok. Bu özel ve önemli bir toplantı. Tamam. Şöyle şık bir kıyafetin var değil mi? Toplantı yemekli çünkü. Yani bulurum, ayarlarım bir şey. Tamam, sen hiç sıkıntıya girme, ben bir şeyler ayarlar sana yollatırım. Yani ne de olsa iş için. Benim dışarıda bir işim var, ofise dönmeyeceğim. Sen de hazırlanmak için erken çıkabilirsin. Akşam gelip ben alırım seni. Yo, ben kendim gelirim. Sen işine bak, akşam görüşürüz. Artık hazırlandım. Bu saatten sonra sürprizi bozamam. Söyle bakalım, Necip Bey'in sır gibi sakladığı restoran nerede?
Şu Boğaz'daki yer değil mi? Her zaman gittiğimiz restoran. Hayır efendim. Necip Bey sizi Nişantaşı tarafına götürmemi söyledi. Nişantaşı mı? Allah Allah. O zaman yeni bir restoran. İyi gidelim bari. Selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Süperim. Ya biliyorum, kusura bakma ne olursun. Aslında kıyafetler hazır olsa kesin beni arardın. Seni sıkıştırmak da istemiyorum ama bugün benim için çok önemli bir gün. O yüzden gelip bir şansımı deneyeyim istedim. Ben de tam sizi arayacaktım zaten. Tasarlamış olduğunuz iki elbiseyi de yeni diktim. Yani bittiler. Denemek isterseniz. Ya tamam. Hemen deneyeyim. Çok heyecanlandım. Tamam, hemen getireyim. Bir tanesi bu. Aman tanrım. Diğeri de bu. Ay hepsi muhteşem gözüküyor ya. Muhteşem olan sizsiniz. İkisi de sizin eseriniz. Ben hangisini giyeceğimi bilemedim ki. Bence ikisi de çok güzel olacak. Bir üzerinize giyin öyle görelim. Tamam. Ben hemen giyip geliyorum. Buyurun Zümrüt Hanım. Hani restoran? Necip Bey binanın birinci katına çıkmanızı rica etti. Bir yanlışlık olmasın? Burası daha çok kliniğe benziyor. Burada ne yemeği olabilir ki? Bilemiyorum efendim. Bana verilen adres bu. Kendisi de yukarıda sizi bekliyordur. İyi peki. Bakalım. Buralarda bir yerde bir yemek organizasyonu varmış. Nerede acaba? Benim bir bilgim yok hanımefendi. Zümrüt Hanım değil mi? Evet benim, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk. Anlamadım da yani... Necip Bey nerede? Buyurun. Necip Bey... Sanırım. Tam zamanında geldiniz. Henüz terapiye başlamadık. Anlamadım. Ne terapisi? Ben terapiye falan gelmedim. Biliyorum Zümrüt Hanım. Eşiniz bize her şeyi anlattı. Anlamadım. Neyi anlattı? Rahatsızlığınızı biliyoruz. Grubumuzdaki bütün kadınlar, ben de dahil olmak üzere, hepimiz aynı hastalıkla mücadele ettik. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Farkındayız ve korkmuyoruz. En azından bugünlük bizim misafirimiz olursanız... ...arkadaşlarımızın hepsi hikayelerini size anlatmak isteyecekler. Bu sizin için çok önemli bir adım. Emin olun buradan çıktığınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Teşekkür ederim, almayayım. Size kolay gelsin. Zümrüt Hanım, lütfen. İlk başlarda biz de sizin verdiğiniz tepkileri verdik. Ama işe kabullenerek başlamak zorunda olduğumuzu anladık. Bu odadaki bütün herkes bu ilk adım sayesinde bu hastalığı yendi. Şu an kaçarsanız bu hayatınıza mal olabilir. Sadece içeri girip oturmanızı istiyorum. Birkaç saatten ne çıkar ki? Peki.
Sadece dinleyeceğim. Peki tamam, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, ben başlayayım. Tabii ki sizinle başlayabiliriz. Oğlum, sabah dedin ya Toprak'la konuşayım diye. Evet anne. Toprak eve erken geldi. İşi mi varmış ne? Çıkmadan yetiş hadi. Tamam anne. Hem şu Sıtkı meselesini konuşurum hem de bu bitirme sınavının tekrarını haber veririm ona. İyi edersin oğlum. Hemen gel de sevinsin kız. Hadi oğlum, hadi bekliyoruz. Tamam anneciğim. Çınar Bey, Okan Bey geldiler efendim. Tamam, gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Şirketin hukuk departmanıyla görüşmeye geldim. Nasıl buldun? Çok iyi bir ekip kurmuşsunuz. Şimdilik onlarla devam etmekte fayda görüyorum. Güzel. Söyle bakalım, senin ekipte işler nasıl? Toprak ne yapıyor? Konuşmak istediğim diğer bir konu da buydu zaten. Artık Toprak Hanım için seviyeli bir iş aramanıza gerek kalmadı. Toprak ayrıldı mı? Aksine terfi aldı. Artık mutfak işlerinde çalışmıyor. Kendisi benim asistanım oldu. Ne demek asistanım oldu? Toprağın hiç tecrübesi yok ki. Bununla alakalı eğitim de almadı. Eşiniz birçok eğitimli insandan daha güler yüzlü. Çok sıcakkanlı. İnsan ilişkilerinde başarılı. Bunlar da benim için yeterli zaten. Neyse, benim çok önemli bir toplantım var, çıkmam lazım. Görüşürüz. İlk önceleri çok umursamadım. Ne var canım, geçer diye düşünüyordum ama geçmedi. Önceleri kabul etmediğim tedaviye başlamak zorunda kaldım. Tedavi süresince bunaldıkça herkesi suçluyordum. Çocuklarımı bile. Sanki bu illet onların yüzünden musallat olmuştu bana. Onların dertleri, stresleri, sevinçleri, her şeyi içten içe kemirmiş. Sonra da bu hastalığa neden olmuştu sanki. Her zaman her şeye kızıyordum. Ta ki bu hastalık yüzünden iki göğsümü birden aldırmak zorunda kalana kadar. İşte o anda kime kızacağımı bilemedim. Önce aynalara küstüm. Sonra en yakınlarıma. Sonra artık kadın bile olmayan kendime. Yatakta yüzüstü yatamıyordum. Geceler boyu uyuyamadım. Öyle tuhaf bir boşluk ki. Herkes zamanla uzaklaştı benden. Bir tek kocam mücadeleyi bırakmadı. Ben bile tedavi olmak istemezken o ikimizin yerine bile direndi. Bazen yüzümü güldürebilmek için çabalarken ben iyice parama yaklaştım. Herkesten kıskanır oldum onu. En yakın dostlarımdan bile. Sürekli sorun çıkarıyordum. En sonunda saçma bir bahaneyle terk ettim adamcağızı, beni aldattı diye. Hepsinin tek sebebi kendimi eksik görmem tabii. Keşke bunu o zaman anlayabilseydim. Ne oldu peki? Kocanız sizi affedebildi mi? Zümrüt Hanım, sadece dinliyoruz. Ne mi oldu? Kocamı kendimden uzaklaştırdım isteyerek. Hatta bir sürü eziyetler ettim adamcağıza. O da sonunda gitti. Kendine yeni bir aile kurdu. Huzurlu bir aile. Yıllar sonra bir evlilik yıl dönümümüzde ayna karşısına geçip kendimi izledim. O kadar uzun zaman olmuştu ki aynaya bakmayalım. Resmen tanıyamadım.
Aynadaki bana yabancı biriydi. Ve ben oturup o yabancının karşısına ilk defa ağladım. Hem de kocamı özlediğim için. Sonra arayıp ondan özür diledim. Karşılıklı sessizce ağlaştık sadece. Protez ameliyatımı yaptırdım. Kendimi eskisinden daha iyi hissediyorum. Daha güzel, daha güçlü, daha cesur. Ama bunun bedelini kocamı, dostlarımı kaybederek ödedim. Onca zaman onların sadece bana acıdıklarını zannediyordum. Oysa bütün çabaları beni sevdikleri, en az benim kadar korktukları içinmiş. Keşke bunu daha önce anlayabilseydim. Böyle. Gelecek ay görüşürüz. Tuza dikkat etmeyi unutmuyoruz. Tamam Cansel Bey, teşekkürler. Çok erkencisin. Evet. Dışarıda vakit geçiremedim bir türlü. O kadar heyecanlıyım ki Çınar geleceği için. Yanına geleyim, beraber oyalanırız dedim işte. Tabii, sözünü tutup gelirse. Aşk olsun ya Cansel, tabii ki gelecek, söz verdim. Tamam, kızma. Hadi gel, baba adayımız gelene kadar birer soda içelim. Bize iki soda. Seninki elmalıydı değil mi? Bir tanesi elmalı olsun. Sağ ol. Cansel. Ya hiç kıyafetimi fark etmedin? Kusura bakma. Gözlerim güzelliğine o kadar alışmış ki. Dalga geçme ya. Doğru söyle. Baksana, bunları ben tasarladım. Çok ciddiyim. Her zamanki gibi muhteşemsin. Mersi. Nasıl gidiyor? İyi. İyi günler herkese. İyi günler. Zümrüt Hanım. Kızdınız mı yoksa bana? Necip Bey. Bana bir söz vermiştiniz. Elimi hiç bırakmayacaksınız. Beni yalnız bırakmayacaksınız. Gidim Zümrüt Hanım. Allah müsaade ettiği sürece de sözümün arkasındayım. O zaman beni hastaneye götürün. Elimi hiç bırakma, tamam mı? Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Gerçekten sağ mısın? Çok bekletmedim değil mi? İnanılmaz, resmen nutkum tutuldu. Çok güzelmiş elbise, teşekkür ederim. Bence onu güzelleştiren sensin.